Merhaba değerli üreticiler. Yeni bir video ile, yeni bir konu ile beraberiz. Mart'ın ilk haftasındayız. Artık sezon başlıyor. Mevsim uyanıyor, ağaçlarımız uyanmak üzere. Özellikle badem ağaçları, yani soğuklama ihtiyacı kısa süreli olan ağaçların artık çiçek göstermesi başlayacaktır. Hazır bu vesileyle uygulamamız da varken sizlere bordo bulamacı, yani bakır sülfat uygulamasını tanıtmaya çalışacağım. Bordo bulamacı uygulaması yılın iki farklı döneminde yapılıyor bahçecilikte. Bütün meyve ağaçlarında sonbaharda yapraklar yarısını döktükten sonra yüzde ikilik bir uygulama ve baharda yani bu mevsimlerde ağaçlar uyanmadan hemen önce ise ikinci bir uygulama yapıyoruz. Bu da yüzde birlik veya yüzde bir buçukluk bir uygulama oluyor. Bu uygulamaların sebebi çiçek açtıktan sonra yani bitki faaliyete geçtikten sonra karşılaşabileceği hastalıklar, zararlı mikroorganizmaları biz sezon öncesinde uygulama yapıp onların mücadelesini ekonomik bir şekilde yılın içerisine yayma amacıyla bunu yapıyoruz. Zararlı mikroorganizma ve fungusların sporları bu uygulamamızdan sonra sezon başladığında nem ve gerekli sıcaklıklar oluştuğunda kendilerini büyütecek, geliştirecek bir ortam bulamadıkları için ağaçlarımıza zarar verememektedir. Tabi bununla kalıyor mu? Hayır. Sezon içerisinde sayısız fungusit, insektisit, koruyucu uygulamalar veya tedavi edici uygulamalar yapıyoruz. Fakat bu uygulamalarımız sezon içerisindeki uygulamalarımızın sayısını düşürmek için ekonomik anlamda ciddi bir fayda sağlıyor. Biz hazır bordo bulamacı kullanıyoruz. Yani %20'lik metalik bakıra eşdeğer olan ve piyasada üretilen hazır halde satılan bordo bulamaçlarından kullanıyoruz. Bir de göz taşıyla kirecin karıştırılarak el ile yapılan bordo bulamaçları var. Hatta bu da başka bir videomuzun konusu olsun. Bunu da hazırlamayı ben sizlere göstermeye çalışayım bilgim daracında. Bordo bulamacı ile birlikte farklı insektisitler veya bitki besin elementleri karıştırılmamakta. Ya yani en azından ben böyle yapıyorum. Çünkü bakır ağır bir metal olduğu için, mesela ilk aklıma gelen fosetilal yani ağır alüminyum bünyeli ilaçlarda karıştığı zaman etkisi azalmasından ziyade ağaçlara zarar da oluşturabiliyor. Bu yüzden tek atılması, tabi atılırken suyun pH'i dengelenebilir ama içerisine değişik bitki besin veya zararlarla mücadele ilaçları korulmamalıdır. Hazır bahardayken, nevruzda yaklaşmışken bütün Türk ulusunun, yüce Türk ulusunun da bu vesileyle kutlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum. Kazasız belasız inşallah.